Sular durulmadı. İpek'ten yüzükler atıldı. Haydi. Hoş bulduk. Solmaz bayağı kararlı yalnız. Şaşırdım gerçekten. Da. Ben de şaşırdım. Şey oldum, utandım. İlk defa birine talip çıkıyor. Evet. Ondan sonra. Öyle. Seni zaten tanıyorum zaten, oldu. Her şeyini biliyorum. Neden ben peki? Takip ettim seni. Gerçi şöyle bir şey var. Ben program başladı. 3 günü böyle son 3 günü bir tuhaftım, mutsuzdum. Evet. İşte nasıl talip çıksam, ondan sonra ne yapsam, ne etsem. Farkındaysanız hep zaten somurtuyordum. Niye mutsuzun? Özkan yüzünden mi? Hayır, Özkan yüzünden değil Uğur abi. Nurullah böyle şeydi. Ama Nurullah işte değişik konuşuyorduk biz dışarıda. İşte kardeşim bile diyordu bana. Ben de ona diyordum. Ama sana kardeşim mi diyordun Uğurlar dışarıda? Yani. Demeyin diyor size 50 kere. Yapmayın diyoruz. Kardeşim burada derken kardeş. Öyle değil. Hani ilgi alaka gösteriyordum. Geçen de hastaydın hatta. Ha. Uyuyamıyor falan. Öyle biraz sohbet ettik. Ama gerçekten o göze birbirimize bakmıyorduk. Yavuz ne güzel söyledi o geçen. O gözle nereye derken gitti evlilik gözüyle yani. Ne güzel dedi. Buranın bir tane ablası var. O da Seda Sayan dedi. Bitti. Kimse kimseye burada kardeşim kardeşim demesin. Solmaz, gerçekten ailem seni çok beğeniyor. Ben açık ve net söyleyeyim. Yani çok sıcakkanlı bir insansın, öyle söyleyeyim. Özellikle ablam seni gerçekten çok seviyor. Buradan şu anda gerçekten çok da mutlu olmuştur, öyle söyleyeyim sana. Hadi. Evet, gerçekten olmuştur. Bak bunları hiç anlatmazsınız. Ama ya sana karşı şu anda yani bir şey diyemeyeceğim ama bir sorum var. Ben hatırlarsanız geçen sezonda söylemiştim Seda abla.
benim görüştüğüm bir insan demiştim oynayamaz dedim Seda abla. Ben kıskanç biri değilim demiştim ama yani gerçekten kıskanırım. Oynayamaz derken rol mü? Oynamaz derken yani? Hani herkesin içinde oynatamam. Dans yani. Meselesi. Aynen, o çok büyük sorun yani, çok büyük sıkıntı. Ama bilmiyorum, şimdi şey oldu. Kötü oldum cidden. Yani heyecanlandım. İlk defa birine çıkıyor. Ama Solmaz da 6 yaşından beri dans ediyor Nurum. Hayır, 4,5. Pardon, 4,5. Evet. Buçuğu da var. 4,5. Aynen. Öyle işte. Gerçekten çok şaşırdım. Yani var ya benim ne soracağım sorularım. Ne hissettim ben sana çıkınca? Ya roman havası çaldı orada. Bir de Sabah Tanrı sürpriz talip var diyorlar. Acaba kim diyorum böyle, tamam mı? İlk defa heyecanlandım. Herkes de gördü. Çok heyecanlıydım. Solmaz'ı bir gördüm, benden dans etmeye gelecek. Benim talibim falan değil diye. Sonradan anladım. Ya hiç şu anda bir şey diyemem ben Solmaz. Sana karşı gerçekten şu anda hiç öyle düşünmedim, anladın mı? Yani ben Solmaz diye bir şey olmadı yani. Songül geldi benim yanıma. Oradan çaktım aslında. Ne yapıyorsun Nurullah falan. Böyle somurtuyor yüzüme doğru. Songül sen çok mutlusun şu an. Mikrofonu al bakalım. Ya hani Solmaz ilk defa böyle heyecanlandı. Candan, isteyerek gerçekten canlandı. Birine çıktı ve kız canlandı. Canlandı, kıza bir şey oldu. Ya, canlandı. Şöyle bir şey düşünüyordum. Aklımda şöyle bir şey vardı. Hani çok böyle ölsem de aşkından belki ona talip çıkamam. Ama bir beğeni ondan sonra ve ben Nurullah'a talip çıktım. Pişman da değilim, hani isteme bir şans vermezsen de canın sağ olsun, sana kızmam yani. Niye vermesin canım? Cidden... Allah Allah. Nurullah sen de 40 yaşında adam gibi konuşuyorsun, o kadar yaş farkınız da yok yani. Niye yaş öyle... farkı yok, ben öyle kardeşim, demedim ki zaten. Kardeşim falan. Kardeşim falan derken hani ya sevgi anlamında sana o kelimeleri kullandım. Hadi iyi misin değil mi? Çok yakın oluyordum ona. Bak ailem de beğeniyormuş. Bakmıyordu. Kardeş yok burada, ben bir kere o hatayı yaptım, başıma geldi. Ondan sonra beni uyarmışsınız Seda abla. Evet. Ben burada sadece benden 10 yaş üstüne abi diyorum, abla diyorum Seda abla. Burada abi kardeşim de herkes biliyor. Ama kendi, yani 20 ile 30 yaş arası kimse burada abi abla demiyorum Seda abla. Aferin. Başıma geldi çünkü. Gelmedi değil yani. Yani şöyle bir şey var. Gülüyor. Gülerek yansıtıyor. Ben şimdi gerçekten çok isteyerek geldim. Ondan sonra bir de Nurullah ben sana beğeni bir de temiz duygularla geldim, anladın mı? Ciddiyim bu konuda, çok ciddiyim. Solmaz, burası evlilik programı zaten. İşte, burada yani. Bana bak. Çok terledim. Sakın yanlış anlama Nurullah. İlk defa böyle şeyler söylüyor. Doğru. Ya Seda abla, bir de Solmaz ilk defa böyle konuşuyor bak. Evet. Bir de benim Özkan'la burada çok yakın bir arkadaşım var. Arkadaşım Seda abla, öyle söyleyeyim. Benim hem çok yakınım bana, gerçekten öyle söyleyeyim. Şimdi Solmaz bana talip gelirken birden yüzü düştü bana karşı. Özkan'ın mı yüzü düştü? Aynen, yani bana hep böyle sıcak gelirdi Özkan. Ben hiç sevmiyorum. Yok, böyle canım, şeyleri. Yok canım, öyle şey yapmaz Özkan. Yani bak gerçekten çok kötü oldum yani. Orada moralim bozuldu. Tek başıma gittim orada. Düşündüm biraz. Özkan güzel kardeşim. Yani varsa bir şey bana söyle, anladın mı? Ya kardeşim varıp olmamadığını sen de çok iyi biliyordun. Zamanla ben Solmaz'dayken biliyorsun senle dertleştik. Yani şimdi nasıl söyleyeyim sana. Ben şu ana kadar kesinlikle burada kardeşim dediğim insanı hiçbir zaman ne eski görüştüğüyle görüştüm ne yeni görüştüğüyle görüştüm hiçbir zaman. Ama tabii doğru, şaşırdım biraz. Hayat çünkü sürprizlerle dolu. Anladın mı? Aynen, normal işte bu, bir şey. Bunlar, evet, burası hazır olmamız evlilik lazım. Programı. Onlar burası. Evlilik aynen konuştu. Öyle. Olmadı Özkan'la. Olmadı yani, evlilik yolunda yürüyemediler. Kısmet. Demek ki değilmiş. Bana karşı öyle olmanı ya istemem sonuçta yani. Sonuçta Seda ablacığım, yanlış anlamayın da ben de çok şaşırdım gerçekten. Neden diyeceksiniz çünkü? Ben Nurullah'la beraberken görüştüğüm zaman Nurullah yanımıza geliyordu Solmaz'la benim yanıma. Şey yapıyordu. Dur hatta Songül kendisi bana dedi Solmaz'la mesaj at dedi. Doğru değil mi Solmaz? Songül. Kendisi bana mesaj attı dedi. Hasta dedi kendisi biraz. Ben de ona geçmiş olsun mesajı attım zaten. Ben sana cevap atmadım. Çünkü tamam işte, ben sana mesaj attım. Ben gene insanlık halimi şey yaptım. Sonuçta seninle bir şeyler yaşadık. Ben sana kalktım, onun şeyimi gösterdim. Saygımı gösterdim sana. Başka kötü bir şu ana kadar mesaj attım sana. Atmadım değil mi? Eğer yine de karar senin kardeşim. Bir şey diyemem sana yani. Özkan, Solmaz ilk defa birine talip olarak çıktı. Solmaz'a istemediği hiçbir şeyi kimse yaptıramaz. Bunu evet, sen de biliyorsun. Biliyorum. Ya şöyle bir şey söyleyeyim Seda ablacığım. Biliyorum yani, bu da en fazla sürme Seda ablacığım. Bugün günlerden perşembe günü, pazartesi günü biter ablacığım. Neden büyük ya, işte var benim ez. Bak ama bak sana bunu söylüyorum kardeşim, bak anladın mı? Eğer bak sen de bak, neyse ben bir şey söylemem. Biliyorsun zaten benim onunla ne yaşadığımı yaşamadığımı. Ben bu sezon demiyorum. Geçen sezondan neler yaşadım sen de çok bir iyi biliyorsun. Bir saniye, ne yaşadık biz seninle? Biz ne seninle ne yaşamış olabiliriz? Canım, evlilik konuştuk. Bizim seninle bir görüşme şeyimiz oldu. Tamam, burada oturuyorduk.
program başlıyordu, bitene kadar konuşmuyorduk. Bu mu yaşadığımız Özkan? Ben sana geçen sezondan bahsediyorum. Önüme taş koyuyorsun bak, şu an lütfen. Bak, hayır, rica ediyorum senden. Sen de o zaman daha kendini alamadıyordun. Çünkü o beni o gözle görüyor zannediyordum. Ondan sonracığıma bir de şey var. O zaman var. Demek ki sen benimle beraberken aklım... Abla dedim ki... Şu son 3 gündür siz de farkındasınızdır belki. Evet. Benim yüzüm hep düşük çünkü gelip geçiyor önümden, konuşuyor benimle, anladınız mı? Ben ona duygularımı açamıyorum. Çıksam acaba ne olur? Evet. Reddedilir miyim? O duygu nasıl bir duygu? Diye düşündüm. Zaten dün de gelmedim, hastaydım. Dün iyice düşündüm, düşünmeye vaktim oldu. Öyle yani. Şimdi Solmaz'ı çok iyi tanıyorsunuz. Nurullah sen de tanıyorsun. Annemin haberi var. Yani bunları kimse buna söyletemez. Biliyorsunuz yani. Gerçekten ne kadar heyecanlandığını, 3 gündür bunu sana nasıl söyleyeceğinin hesabını yaptığını anlatıyor kız. Bilmem ne kadar önemsiyorsunuz. Aslında benim yanıma geldiğinde, ya bilmiyorum, o his çok önemli de ben hissedebiliyordum. Çünkü hep gözlerimin içine bakıyordu böyle, birden dalıyordu böyle ama gerçekten bilmiyorum yani. Nurullah, senin ablan mı çok seviyor Solmaz'ı? Benim ailem çok beğeniyor. Uğur ailem hepsi çok beğeniyor. Beğeniyor. Gerçekten hepsi. Bir kere konuşmasına hastalar zaten. Sağ olsun. Orada bir Solmaz diyorlar. Hani öyle konuşuyorlar. Ama hani o gözle değil yani. Hani bana yakıştırma falan hiç yapmadılar. Solmaz'ı çok beğendiklerini falan hep söylüyorlardı. İfade ediyorlardı. Şimdi Özkan konusunda Songül'le ben Solmaz'a çok baskı yaptık. Doğru, yaptık, yapmadık değil. Geçtiğimiz günlerin görüntüleri hepsi var. Songül'de ben de çok baskı yaptık. Hatta kız en son bizim için peki tamam bir konuşalım dedi. Ama sonra geldi, olmuyor Seda abla. İletişim, ben ona dedi kanki gözüyle bakıyorum hala dedi. Hala iletişim kopukluğu var diyor ya, ben anlamadım ya. İletişim kopukluğu ya. Evet, marka vermeyelim. Evet. Gerçekten sinirim bozuluyor benim Seda abla ya. Şimdi Özkan sinirim bozulmasın çocuğum. Bunda bozulacak bir şey yok. Seda ablacığım bak şu an hani Solmaz'la benim bir bağlantım yok zaten kesinlikle, bir sadece dün geçmiş olsun mesajı attım sadece. Evet. Benim zoruma giden ne biliyor musun Seda ablacığım? Kardeşim dediğim insanı, ben bunu kardeşim bak yemin ederim öz kardeşimden siz daha çok kardeş çok seviyorum. Siz kardeş değilsin, hayır öyle bir şey yok. Hayır, daha önce de söyledim diyor size. Söyledim size, yapmayın işte böyle. Bak aynı şeyi yaşıyoruz. O ona diyor o benim kardeşim gibiydi, bunu niye yaptı? Öbürü diyor ona o benim kardeşim gibiydi. Ne kardeşisiniz be? Kardeş olmayacaksınız, kardeş değilsiniz siz. Kan bağınız mı var arkadaş? Şurada oturuyorsunuz, kanki oluyorsunuz, kardeş olduk, kardeşim gibi, bilmem ne gibi yapmayın. Evlenmek için buradasınız. Hasan bir şey söyleyecek. Arkaya hemen mikrofonu bir... Ben buna kızıyorum abla, işte burada kardeşlik muhabbeti yok. Ha, tamam, güzel bir arkadaşlığınız olabilir, dostunuz olabilir ama yani kardeşlik yok. Niyetinde burası bir bunu evlenme programı. Bunu en iyi sen koruyorsun biliyor musun? Aynen. Ben dikkat ediyorum. Şimdi... Ben Özkan'ı da çok seviyorum. Nurullah'ı da aşırı derecede seviyorum. Zaten Nurullah devamlı benim odamdan çıkmaz. Yani yatana kadar beraber oturup konuşuruz. Geçen hatta ben Nurullah'a da bu tabloyu zaten söyledim kendisine. Ben bugün şok oldum. Evet, harbiden ha. Benim aklıma gelmedi. Ben ne dedin Hasan? Ben dedim ki Nurullah benim odaya girdi. Muhabbet ediyorduk. O anda aklıma geldi. Nereden geldiyse dedim ki vallahi Solmaz'la çıksanız orada dedim. Çok güzel olur dedim. Güzel.